Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Celal amca. Nasıl geçti sunum? Vallahi nasıl desek. Demir sen anlatmak ister misin? Fena değil baba. Aa, zorlama kendini. Dur önce bir kardeşin gelsin, Ateş Bey gelsin. Hepimize anlatırsın o zaman. Oo, herkes toplanmış. Ne oluyor? Bilmem ne oluyor. Ne olsun mesela? Nasıldı okul? İyiydi babaanne, normal. Aa, herkes buradaymış ya. Merhabalar. Ha, kambersiz düğün olmaz. Ateş Bey de geldiler işte. Anne. Baban size bir şey izlettirecek. Bilmeniz bir şey değil ama ya. Biliyorsunuzdur zaten. Ne zamandan beri bu evde benim sözüm dinlenmiyor Demir? Baba. Ne baba? Ne baba? Dükkanda gözümün içine baka baka bana nasıl yalan söyledin Demir? Hiç mi utanmadın? Baba, abimin kötü bir niyeti yoktu. Ayşen sus. Ne dedim ben size? Ben size ne dedim? Mesafe konulacak demedim mi? Siz ne yaptınız? Bir olup bir de iş çevirdiniz. Yetmedi. Bir de rezil oldunuz. Neyim ben? İskele babası mı? Estağfurullah baba. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Bu çatının altında hiç birbirimize yalan söyledik mi biz? Böyle bir ayıbı, böyle bir kötülüğü yaptık mı biz size? E anneye babaya yalan söylemek, bize yalan söylemek nedir ya? Hakikaten yazıklar olsun. Yok. Demek ki ben sizi yetiştirememişim asıl. Bana yazıklar olsun. Celal'cim, çocukların üzerine biraz fazla gitmiyor musun ya? Baksana üzüntüden perişan oldular. Sen sus gelin. Sen sus. Ben bunu bilir bunu söylerim. Bu ikisi geldiği günden beri olanlar oldu torunlarıma. Çocuklarımın huyu değişti. Farkındayım anne. Heh. Farkındaysan yapacağın tek bir şey var. Yarından tezi yok. Bu ikisini kapının önüne koyacaksın. Aynı çatının altında yaşamak istemiyorum ben bunlarla. İşte o kadar.